Turgut. Doğruca Sırçahisar'a, Adem Paşa'ya. Tamam begim. Otağını hazır eylesin. Tehlikeye karşı hazırlıklı olsun. Son derece elzemdir. Turgut. Buyur begim. 3 günde teslim eylesin bu haberi. Mütemadiyen yol alasın. Şimşek vari atını süresin. Selametle vasıl olasın. Göreyim seni yiğidim. Tamam Gündüz begim. Atlas'tan cephenli it akıncı. Dönmedin geriye bunca yıl oldu. Atlas'tan cephenli it akıncı. Dönmedin geriye bunca yıl oldu. Gözlerin yuvarda ruhumda sancı. Elimde gülledim buluşup soldu. Gözlerin yollarda, ruhumda sancı. Elimde gülledim, uçup soldu. Gözlerin yollarda, ruhumda sancı. Elimde gülledim, uçup soldu. Gözlerin yollarda, ruhumda sancı. Elimde gülledim, uçup soldu. Hadi. Öldü mü? Daha değil. Ölmemiş olması daha iyi. Hadi götürelim. Doldursana şu Balkan şarabından.
Bir hafta oldu. Hala konuşmadı. Ölmedi de. Ne inat varmış Türk'te? Herkesin gebereceği gibi bir gün vardır. Bir haftadır bir şey yemedi, içmedi. Su yerine sarap, ekmek yerine domuz eti verirsen yemez. Müslüman sonuçta. Dur bir son kez deneyeyim. Hayır, ver onu bana. Bir şeyler içer misin Turk? Ama kusura bakma, su yok. Sadece sarabımız var. İç hadi. İç. Al iç hadi. İç. İstiyorum. İç. Neye gülüyor bu? Duymadın mı? Müslümanlar böyle olunca mutlu oluyorlarmış. Onun için gülüyordur herhalde. Deli bunlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. Ne yapalım bunu? Yemeler için domuzlara verelim mi? Hayır. O bir asker. Ne olursa olsun gömülmeyi hak ediyor. Ama öyle bir gömülmeli ki bir daha asla dirilmesin. Bu Türklerin işi belli olmaz. Artık dirilse de kalkamaz. Sen bu dirilme esinde ciddi misin? Dirileceklerine inanmasalar ölüme gülerek gitmezlerdi. Bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayıra. Arkadan kefenini gömleğini soydular. Aman kalkar deyip üstüne taşlar koydular. Bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayıra. Osmanlılar zamanında ise haberleşme teşkilatına çok önem verildi. Romalılarla birlikte tarihte o güne kadar en geniş ve güvenli haberleşme ağını Osmanlılar kurdu. Bürokratik işlemlerin mesajlarını iletmek için ulak ya da tatar adı verilen gözü pek dürüst ve atını hızlı kullanan süvariler kullanılırdı. Ya bak arkadaş falansın demeyeceğim, saydıracağım ha. Ay çok komik. Hop millet. Ne? Buraya tarih dönem ödevini çalışmaya gelmedik mi?
Ne yapıyorsunuz siz? Sen hazırlamışsın ya, bir sürü kaynak da bulmuşsun. Ha. Harbi sen bayağı bir şeyler bulmuşsun işte. Bizim işimizi de yapmışsın. Yani. İyi de bu ödev şu masadaki gruba verildi. Sadece bana değil ki, hepimiz sunum yapacağız. Tamam, biz de çalıştık. Bak, çantamda ne var? Hadi ya. Tabii ki. Bak, çantamda çalışmalarım var. Bu gece bunlara iyi çalışmamız lazım. Oo. Vay. Vay canına. Oo, güzel. Bunları içmeyi düşünmüyorsunuz değil mi Hüma? Tabii ki düşünmüyoruz. Düşünme olayını çoktan açtık. Lıkır lıkır deviriyoruz. Değil mi? Halam biliyor mu içtiğini ki? Ne diyor bu ya? Evladım Turgut. Bunları zaten halan üretiyor. Manyak bu ya. Deli ya. Ne oluyor ya? Dur, nereye gidiyorsun? Sen de takılsana bizimle. Nereye gitti bu ya? İnek işte. Yılmaz şuna bak, Turgut'a inek diyor. İyice ağzı bozuldu bu kızın. Ha, derim. Hatta merak ederim, inekler neden hep bu kadar salak olurlar diye. Şimdi de salak dedi. Attığın her adıma dikkat et. Yoksa kendini böyle zindanda bulursun. Melek, hadi kalk gidelim. Yardım etmemiz gereken biri var. Komiserim. Melek, bu Osmanlı ulaklarından Dalkılıç Turgut. Osmanlı mı? Evvelen Akıncı'ydım. Sonra ulak vazifesiyle tavzif edildim. Turgut'un yardıma ihtiyacı var. Anlatsana Turgut. İfa etmem icap eden bir vazife var. Lakin bir türlü ulaşamıyorum oraya. Merak etme. Melek bunun için var. Sen mesajını söyle. Bacım Adem Paşa'ya beyan buyurun, Sırçahisar'da otağını Kızılbağ'a kursun. Sırçahisar mı? Evet, orada Kızılbağ var. Adem Paşa otağını kurmak için yer arıyor. Oraya kurması lazım. Yoksa tehlike pek azimdir. Peki ben Adem Paşa'yı nasıl bulacağım? Onu bulman için şöyle bir yol izlemem lazım. Hay Allah. Seni rüyamda gördüm. Ben de az önce rüya görüyordum ama öyle bir yerde uyandırdın ki. Tamam tamam, gel bakalım. Nasıl gördün beni? Rüyamda biri sana kedi eti yediriyordu. Kedi eti mi? Evet. Yedireni görmedim ama sen bilmiyordun kedi eti olduğunu. Ama afiyetle yiyordun. Hadi ya. Kedi eti bazı tabircilere göre haram işe bulaşmak demektir. Aman anne, Allah korusun. Ama sana yedirdiklerine göre herhalde sen farkında olmadan buna bulaşacaksın.
Dikkat etmen için bir uyarı verilmiş olabilir sana. Günaydın millet. Günaydın. Günaydın. Ne haber kız? İyiyim teyze. Bugün çok mutlusun. Mutlu olmak iyi değil mi? Ne oldu kızım? Bu ekmekler yine kızartılmamış. Babam olsaydı unutmazdı. Ben kızartayım yavrum, ver bakayım. Yok anne, ben yaparım. Tamam, gerek yok. Sen otur, ben kızartırım. Ya tamam anne, otur yerine, ben hallederim dedim işte. Ben yaparım. Hala bana kızgın. Benimle konuşmuyor hiç. Alttan al. Hem kızmakta haklı. Zil zurna sarhoş olarak eve gelen sen değil miydin? Anne, ben okula gidiyorum. Oo, servisin saati gelmiş. Tamam canım. İyi dersler. Sırça hisleri anladım. Kızıl bağları da buldum, onu da anladım. Peki Adem Paşa'yı nasıl bulacağım ben? Hem öyle biri var mı ki? Adem Paşa. Efendim hatun. Unutmuşsun. Sağ olasın. Şimdi bir notere uğrayacağım. İsmim Adem Paşa yerine sadece Adem yazmışlar da vakıf da resmi yazılarda sıkıntı oluyor. Onu halledeceğim. Akşam da biliyorsun misafirler gelecek. Misafirler vakıf yerine bizim eve gelsinler istedim. Daha samimi bir ortam olur. Tamam. Çay falan koysan, bir iki de ikram ha? Tamam, hallederim ben. Allah razı olsun hatun. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Turgut da çıkacaktı. Onu da bıraksan. Tamamdır. Turgut! Hadi babam bıraksın seni. Gel bakalım. Anne. Ne güzel yapıyorsun. Sen bunları bir gün sergilesene. Daha neler. Sergilenecek bir şey değil bunlar. Uğraş olsun diye. Hem ek gelir oluyor işte. Olur mu anne? Bu yaptığını herkes yapamaz ki. Bir nevi sanat bu. Melike çıktı mı? İçerideydi galiba. Anneciğim, Melike'ye mesafe koymasan, biliyorsun biraz inadı vardır. Bu sefer inadına mağlup oluverirse bütün kaybetme riskimiz var gibi. Ama aklımdan eve o sarhoş halde gelmesi çıkmıyor. Geceleri uyuyamıyorum. Ben böyle olsun diye mi yetiştirdim onu?
Tamam anne. O işle ben alakadar olacağım inşallah. Sen de bana yardımcı ol. Hatta Melike'ye yardımcı ol. Köprüleri yıkmayalım. Dua et. Sen de et. Çıkarken oku etrafına. Ne yaptınız? Arkadaşlarınızla çalıştınız mı? Hı? Çalışmaya çalıştık. Ne demek bu? Arkadaşlarımızın çok da taktığı yok baba tarih dersine. Tarihimizi. Bir de arkadaş gruplarıyla ders çalışacak doğru dürüst bir yer yok ki baba ilçede. Okulumuzun kütüphanesi çok küçük. Zaten çalışmak için uygun değil. Ev desen olmuyor her zaman. Kafeye gidiyoruz. Orada da çalışılmıyor. Hemen ortam gevşiyor. Kafede çalışılır mı canım? Peki ne yapacağız baba? Biz de onun için çabalıyoruz oğlum. Az sabredin. Çalışmak için yer açılacak size. Güzel oldu biraz. Evet baba. Senin hayalindi. Şarabın vatanında sadece şarap satılan, tadılan bir mekan. Hatta içinde bir de şarap müzesi. Evet baba. Türkiye'de belki Avrupa'da bile ilk olacak. Sadece şaraba özel bir AVM. Ne zaman açılır? Müteahhitle görüştüm. Sadece iç dekorasyonla ilgili detaylar kalmış. En fazla bir aya kalmaz kurdeleyi kesersiniz baba. Değil mi? Kim derdi ki bir zamanların kızıl bağlarında böyle bir bina yükselecek? Bak baba kim geliyor? Koşun. Aa bak bizimkiler. Aa Nilüfer teyze. Bak nedenler burada. Vay. Hümam benim. Hüma sultanım. Ne haber dedoş? Kızım sen torunuma nasıl selam verilir öğretmedin mi? Dede burası çok cool olmuş ya. Cool? Güzel yani. İçinde kulüp falan da olacak mı? Ne kulübü? Şarap kulübü mü? Hayır dede ya. Eğlenmek için, böyle dans etmek için dedim. Gençler işte. Yani. Sen DNA sonuçları belli oldu dememiş miydin? Evet Davut amca. Sonuçlar Oktay'a ait çıktı. Zaten benim anlamadığım da bu. Beyazgül Oktay'la benim aramda bir şifre gibiydi. Kimse bilmez bunu. Annemler bile. Ta ilk tanıştığımız günlerden kalma bir şifredir. İkidir bununla karşılaşıyorum. Biri evimde, çalışma odamdaydı. Oktay hayatta değilse kim koyuyor bunları peki? Benim de aklımı karıştıran bu zaten Davut amca. Oktay vefat ettiğinden beri aklım karmakarışık. Alt üst oldu onunla ilgili her şey. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.
Evet. Evet, evet. Yedi ayetel kürsi okumayı unutma. Baban çok değer verdiği büyüğünden duymuş. Böyle dua abidesi insanların yaptıklarına ben itimat ederim derdi. Hayatı boyunca uygulardı. Sağına, soluna, aşağı yukarı, önüne arkasına birer tane okuduktan sonra yedincisini okur, hüp diye içine çekerdi. Hatırlıyorum. Bize de öğretmişti. Polis olduğu için çok tehlike atlattı. Ama Allah'ın izniyle bu duayla çok belalardan kurtuldu. Sadece şehit olacağı gün okumayı unuttu. Ya bilmiyordum. Ya da unutturuldu ona. Vade dolunca dualar da kesilir. Allah işlerini rast getirsin. Canım anneciğim. Adem Paşa öyle mi? Hı, evet. Rüyamdaki adam bir ulaktı. Osmanlı ulağı. Çok heybetli, genç, böyle acayip bir adamdı. İlk defa bu kadar eskilerden bir şehit gördüm, değil mi? De şeyi anlamadım. Sırçahisar'ı buldum Trakya'da. Bilirim Sırçahisar'ı. Üzüm bağları ile meşhurdu ama şimdilerde şaraplarıyla daha meşhur. Peki Adem Paşa denen kişiyi nasıl bulacağız ki? Yani Adem adında kim bilir kaç kişi vardır orada. Davut amca, rüyamdaki ulak acaba tarihi bir kişilik olan Adem Paşa'dan bahsetmiş olmasın? Bugüne kadarki rüyalarından anladığım kadarıyla Adem Paşa diye biri var. Hatta adı da Adem Paşa. Sadık komiserden yardım aldın mı bu kişiyi bulmak konusunda? Böyle konularda beni bilinmeyen numaralar servisi gibi kullanıyorsunuz diyor. Çok bozuluyor. Yine de onu bir ara hemen. Bu arada şehir dışı olduğu için oraya gideceksen seninle gelirim. Yalnız gitme. Tamam. Bulmacayla kafanı bozmuşsun sen galiba. Bulmaca ve çubuk kreker. Nereden geliyor bu bulmacaya merak? Bana göre hayatın kendisi bir bulmacadır. Sen de bir bulmacasın. Oo, başladın yine orijinal iltifatlara. Ciddiyim. Evet ciddiyim. Sen çengel bulmacasın. Kolay gibi görünür çengel bulmacaların bazıları ama sen zorlarındansın. Sevinsem mi acaba? Ben bulmacamı seviyorum. Peki Melek? Ya o? O nasıl bir bulmaca? Melek. Sudoku. Sudoku mu? Hani şu sayıların yerleştirildiği bulmaca mı? Evet. İşin tuhafı ben matematiği çok severim ama matematikten anlamam. Ne tuhaf şeysin sen öyle. Alemi bulmacaya benzetiyorsun ama kendin daha bulmacasın. Çok ilginç. Nedir ilginç olan? İsmi Adem Paşa olan biri varmış gerçekten. Bitişik yazılıyor yani Adem Paşa diye. İyi, hadi bakalım. Çıkalım mı Davut amca? Adresi aldım. Evi haberdar et de. Tamamdır, siz merak etmeyin.
Bu arada orası 2,5 saatlik yolmuş. Yakın sayılır yani. Hı hı. İyi. Senden bir şey isteyeceğim. Her konuda Meleğin yanında ol. Çünkü... Çünkü? Çünkü... Meleğin desteği bizim beraberliğimiz için önemli. Viski? Tersem şey, bu soda. Viski değil. Sahi ben geçen nasıl sarhoş oldum? Sen bana soda vermemiş miydin? Ben öyle hatırlıyorum. Wolf Messing sodaları içki olmasa da insanı sarhoş eder. O günden beri evde gerilim filmi var resmen. Annem hiç konuşmuyor neredeyse benimle. Gerilim filmini aile filmine çevirmeliyiz. Annenin kalbini de kazanmalıyız. Kendi dünyalarından habersiz ve nimet kadri kıymeti bilmeden her türlü değişip başkalaşmaya açık gençler, çarçabuk dış tesirlerde kalıyor, başka iklimlere ait hususiyetlere gönül kaptırıyor ve bize yabancı sistemlere aşık oluyorlardı. Abiler, yazıda da izah edildiği gibi, gençliğimize biz sahip çıkmazsak, sokak ve başka iklimler sahip çıkıyor. Maalesef. Şu bizim Sırçahisar. Kökü Osmanlı'da ilim irfan yatağı bir kasaba olmasına rağmen, şimdi sokağa çıksak, gençlere baksak, ne kadarını mana kökümüzden gelen değerlerle donanmış olarak buluruz ki? Hatta sokağa çıkmaya gerek yok. Kendi evlerimizdeki, kendi evlatlarımıza bile baksak yeter. Peki hocam, ne yapmalı? Gelecek Kuşaklar Vakfı bünyesinde arkadaşlarla çok istişare ettik. Sizleri buraya evime çağırma sebebim de hem biraz dertleşmek hem de bir çözüm aramak. İyi yapmışsın. Peki ne olacak şimdi? Peki nasıl bir çözüm bulacağız? Ne yapacağız? Bir gençlik merkezi açalım mı abiler? Evet, doğru. Güzel bir gençlik merkezi. Evet, çok kesinlikle güzel. Doğru. Gençlik merkezi mi? Evet abi. Öyle bir yer olsun ki burası, kütüphanesi olsun. Ders çalışmak, etüt yapmak için güzel, sessiz, sıcak salonlar olsun. Evet. Bana ver anneciğim. Öyle bir yer olsun ki burası... Alt katında yorulan öğrencilerin dinlenmeleri için mesela masa tenisi oynayacakları, spor yapacakları bir yer olsun. Evet, masa tenisi. Mesela dışarıda bahçesinde bir halı sahası olsun. Güvenli bir şekilde internete girecekleri bir salonları olsun. İyi diyorsun da hocam, bunun altından nasıl kalkarız ki? Maddi olarak yani. Etimiz budumuz belli hepimizin. Buyurun. Sağ ol evladım. Biliyorum abi, zor bir şey. Ama akşamları çıkıp ilçenin kafelerini, sokaklarını, parklarını afiyet bir dolaşın. Olsun. Gençlerin halini bir görseniz. Sağ olasın. Sağ olasın. Ben açarım oğlum. Buyurun. Buyurun, ne istemiştiniz? Siz Adem Paşa Bey misiniz? Siz Adem Paşa hocamızı tanımıyorsunuz yani, öyle mi? Hayır. Zaten kendisini bulmak epey mesele oldu. Ama rüyanızda gördünüz, öyle mi? Hı hı. Melek kardeşimiz bir vazife bildi bunu. Ve ötelerden, ta 500 sene öncesinden... Burayla ilgilenen bir şehitten haber getirdi.
Düşünsene. Kızılbağalar işaret etti öyle mi? Evet. Adem Paşa tehlikeyi önlemesi için otağını oraya kursun dedi. Size daha da ilgincini söyleyeyim. Rüyamda gördüğüm o Osmanlı ulağı. Adı Turgut'tu. Ve Adem Paşa Bey ile birebir aynıydılar. Şu an inanın şok içindeyim. Yani elim ayağım titriyor. Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım. Hocanın soyadı Ulakoğlu'dur zaten. Sülalesi Ulakoğulları diye yad edilir. Öyle mi? Hı hı. Belki de o gördüğüm zat sizin 500 yıl önceki dedenizdir. Rüyada herhalde bu meclise işaret var. Otağdan kasıt, bu düşündüğümüz gençlik merkezi olsa gerek. Tehlike ise az önce başyazıda da okuduğumuz gençliğimizi kaybetme tehlikesi. Ama Kızılbağalarla kasıt ne ola ki? Oraya gençlik merkezi kurulmasına imkan yok. Neden? Melek yok mu? Gecikecek. Bunu sana aldım anne. Senin en sevdiğin renk. Canım annem, bağışla beni. Artık Melek'te mi kalacaksın? Neden benim evime gelmiyorsun? Nerede rahat hissediyorsam oradayım. Anne bana kırgın ve kızgınsın biliyorum. Ve sonuna kadar da haklısın. Nasıl tamir edebilirim kalbini? Nasıl eski günlerimize geri döneriz? O adamı terk edip selamı sabaha kestiğin zaman... Neden Kızılbağlar'da gençlik merkezi kurulmasının imkansız olduğu söylendi? Çünkü oraya bir ay sonra bir alışveriş merkezi açılacak. Sadece çeşit çeşit şarabın satılacağı, sergileneceği özel bir AVM. Şarap mı? Fakat işi zorlaştıran oranın AVM olarak yapılması değil. Sahibi. Neden? Nasıl biridir? Zor biridir. Hem de çok zor. 500 sene öncesinden bir ulak orayla ilgileniyorsa ve açıkça rüyada orayı işaret ediyorsa bunda bir hikmet olmalı. Bir yarın görüşsek, biz de gelsek görüşmeye. Buyurun. Teşekkürler.
Almayacağım Nilüfer. Teşekkür ederim. Her sabah kahvaltıdan sonra yarım kadeh kırmızı şarap içerim. Ama bakın, bu hergele evime gelmiş. İkramımı bile kabul etmiyor. 10 yıldır bu böyle. Evime gelmez. Gelirse bile bir kırıntı bile yemez. Neden? Çünkü babam güya haram para kazanıyor diye. Çünkü babasının kazandığı para harammış. Şarap üretiyorum ya. Baba. Benim evimde soda bile içmeyen biri gelip benden hangi cüretle dünyada biricik olan alışveriş merkezimi kıytırık bir gençlik merkezine dönüştürmek için benden istesin. Hem de bağışlamamı istiyor. Bana bak. Hangi yüzle geldin sen buraya? Doğru baba. Hata ettim gelmekle. Efendim, bu biraz sırlı bir iş. Ben rüyamda gördüm bu meseleyi. Boşuna nefesinizi tüketmeyin Melek Hanım. Babam dinlemez böyle şeyleri. Onun bildiği tek bir şey var. Şarap, şarap, şarap. Doğru. Ben şarap dediğim için sizleri en yüksek okullarda okuttum. Sonra girdim bir yola, yüzüme bile bakmadın. Girdiğin yol dediğin senin dedelerinin yolu baba. Kaç kez geldim elini öpmeye, kabul bile etmedin. İşimin başı örtülü diye zaten yüzüne bile bakmadın. Düğünüme gelmemenden zaten bahsetmiyorum bile. Kendim için olsa asla ve kata buraya adımı bile atmazdım baba. Gençler için geldim buraya. Onların hem bu dünyası hem de öte dünyası kurtulsun diye. Sana mı kaldı onları kurtarmak? Sen kimsin be? Melek Hanım, gidelim artık. Bir daha da gelme evime. Münasebetsiz adam. Nilüfer. Tansiyon ilaçlarımı getir. Hemen babacığım. Şimdi anladınız mı imkansız dediğimde neyi kastettiğimi? Celal Bey'in babanız olduğunu bilmiyordum. Bir yerlere gidip konuşalım. Davut Albay'la ilgili biyografik istihbarat yapacaktım. Buldun mu bir şeyler? Buldum. Davut Cebeci'nin dedesi 2. Abdülhamit'in Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmış. Çok önemli vazifeler görmüş. Kızıl Sultan'ın adamı ha? Babası da Cumhuriyet devrinin başarılı subaylarından. Ailecek askerler ha? Peki kendisi hakkında bir şey yok mu? Neden ordudan ayrılmış? Bu konuda bilgiler biraz belirsiz. Net bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Ama ortada sıra dışı bir durum olduğu kesin. Sıra dışı mı? Peki kimi kimsesi yok mu Davut Albay'ın?
ya da zayıf bir yönü? Bir oğlu var. Bence zayıf noktası da o zaten. Oğlu mu? Evet ama onun hakkında hiçbir bilgi ya da iz yok. 11 yıl önce sanki buhar olup uçmuş. Hocam, babanıza karşı biraz daha yumuşak davranmak sanki daha iyi olurdu. Ben de bir babayım. Babalar yolları ayırmışsa bile oğullarından daima saygı ve ilgi beklerler. Hele bu evlat sizin gibi dini ve manevi hassasiyetleri olan biri ise. Doğru söylüyorsunuz Davut abi. O senin baban. Sadece bu iş için değil, baban olduğu için onun gönlünü alman lazım. Güzel bir hediye al git. İkramını kabul et. Belki insafa gelir. Hocam, iyilikten her zaman iyilik doğar. Bu civardaki üzüm bağlarının hepsi onun. Gördünüz işte, kendisi şarap üreticisi. Ama babam aslında tarihine düşkün biridir. Çocukken bize Osmanlı'dan kahramanlık hikayelerini gözleri yaşararak anlatırdı. Hala da öyledir. Bir bağlılığı vardır Osmanlı'ya, tarihimize. Ben tarih okudum. Master'ımı yurt dışında yaptım. Sırf babamın üzerimdeki etkisindendir bu. Evlat olarak siz, üzerinize düşen vazifenizi yapın hocam. Estağfurullah Davut abi. Alo? Ne haber kız? Melike hayırdır? İşte böyle Davut abi. Betül'e bir şey mi oldu yoksa? Ay yok kızım ya. Ne Betül'ü? Herkes iyi. Hayır şaşırdım da. Sen hiç böyle aramazdın. Ne biçim iş bu ben anlamadım. Arasak da suçluyuz, aramasak da suçluyuz. Ya tamam öyle söylemek istemedim. Annem nasıl? Betül iyi mi? Sen yine ne işler çeviriyorsun? Neredesin? Boş ver. Gelirim bugün yarın. Sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Tekin bir ara seni yemeğe davet ediyor. Beni mi? Nereden çıktı bu? Canım ben de olacağım sonuçta üçümüz. Ben o adamın yüzünü görmek istemiyorum Melike. Evine de gitmem. Ya onu benimle beraber evinde görmeni istiyorum. Sen dememiş miydin evini çevresini araştır diye? İşte bu konuda senden yardım istiyorum. Ya senin fikrine ihtiyacım var. Hayrola? Fikirlerime değer vermek mi? Bana uçuk, fantastik, rüyacı lakaplarını takan sen değil miydin? Ya belki de bugüne kadar seni anlamamışımdır kardeşim. İnsan bazı şeyleri yaşadıkça daha iyi anlamaz mı? Peki, gelince konuşuruz bunları. Tamam. Alo, Tekin. Melek gelecek. Evet. Dedeciğim. Söyle sultanım. Olur Hüma sultanım, olmaz mı? Canım dedeciğim. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Ben içeri geçiyorum. İyi geceler kızım. En sevdiğin tatlıyı getirdim. Hurma tatlısı. Nilüfer, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Sabahki davranışımdan dolayı özür dilerim. Hakkını helal et. Bir evlat olarak babama böyle davranmamalıydım. Sen bana gerçek niyetini söyle. Neden bana geldin? Benden isteğin nedir? Gerçek niyetimi söyledim zaten.
İlçemizde gençlerin gerçek anlamda ahlaklı ve iyi bir insan olmalarına zemin hazırlayacak bir yer yok. Tamamen başıboşlar. Onlar için güzel bir mekan arıyorum. Yani bir idealin, bir davan var bu ilçenin gençleri için, he? Elimden gelse bütün dünyadaki gençler için bir şeyler yapardım. Belki en çok sorumlu olduğum yer kendi doğduğum kasaba olduğu için öncelik buranın. Peki neden özellikle benim AVM'mi istiyorsun? İstediğin şey bir kere imkansız biliyorsun. Buna rağmen hangi çılgın sebep yüzünden istiyorsun bunu? Baba. Bu kasabada dünya kadar yer var. Aslında kasabamızda dünya kadar yer yok. Gençlerin en kolay şekilde ulaşacakları ve de bina olarak en güzel yer... ...o senin yaptırdığın yeni AVM. Ama tek sebebi bu değil. Neymiş peki? Bunu izah etmek biraz güç. Geçen birlikte geldiğimiz genç bir hanım vardı ya. O bir rüya görmüş. Nasıl bir rüya? Ya çekil kızım ya. Ya bir rahat durun. Dur be. Versene sen şunu. Ver. Yapma. Ay. Yapacağım. Göreceksin sen şimdi. Bırak bana... şu çalışmayı ya. Ver şu kalemi. Ya. Oldu. Nihayet. Al. Kız başıyla benimle uğraşıyor ya. Çok sağ ol. Al bundan. Benle uğraşma, fena yaparım. Ya uğraşmasana benimle. Ne oldu Turgut? Güya dönem ödevi çalışmak için bir araya geldik. Bütün akılları fikirleri eğlenmekte, dışarıda gezmekte ve içmekte. İçmekte mi? Ama onlar senin gibi çok genç değiller mi? Bu içmemeleri için engel değil ki. İyi de aileleri bir şey demiyor mu? Aileleri bu tip konuları pek önemsemiyor. Bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Ay bu çok yakışıyor. Al hadi kafama dola. Dola al. Sen ne yapıyorsun? Dur bir daha. Bu rüyayı o kız mı görmüş? Evet. Ve gelip seni buldu. Hı hı. Seni hiç tanımadığı halde. Dediğine göre rüyasında gördüğü ulak adı Turgut'muş. Bana benziyormuş. Şey düşündüm baba. Acaba gerçekten soyumuzun dayandığı bir dedemiz olabilir mi o kişi? Gel benimle. Çocukken buraya inmekten çok korkardın. Burada korkunç hayaletler var derdin. Bu mahzenin 600 senelik olduğu söylenir. En güzel şaraplarımı burada saklarım. Anlattıklarından etkilendim. En iyi şarabımdır. Tarihe düşkünlüğümü bilirsin. Hı hı. En iyi şaraplarıma tarihimizden isimler verdim. Kanije. Sert ve kırmızı bir şarap. Plevne. En seçkin beyaz şarabımız. Ve Estergon. En iyi şarabım. Hatta bu ülkede üretilenlerin en iyisi. Dediğim gibi, bir ideal yakalayıp ona tutunmuş olman beni etkiledi Adem Paşa. Ama idealine ne kadar bağlısın onu merak ettim. Bir insan sadakati kadar insandır. Bunu içersen istediğini vereceğim. Baba,
benim içki içmediğimi biliyorsun. Biliyorum. Oyubaz arkadaşlarına takıldığından beri bundan bir damla bile ağzına koymadın. Bunu hatırlatmana hiç gerek yok. Günah olduğunu bildiğin için içmediğini de biliyorum. Ama şunu merak ediyorum. Benden istediğini ilçemizdeki gençler için yapacağını söyledin. Öyle değil mi? Onların manen iyi yetişmeleri için ha? Baba, nereye varmak istediğini anlamadım. İdealin için bu günahı işleyebilir misin? Bak, burada sen ve ben varız. Kimse de bilmeyecek bunu. Eğer bunu içersen, istediğini vereceğim. Estergon. Kaleyi Muhteşem Süleyman fethetmişti. Önemli bir kaleydi Estergon. 50 yıl sonra Alman, Macar, Le, Çek ve İtalyanlardan oluşan tam 80 bin kişilik ordunun hücumu ve toplar, günde 2000 gülle yağdırmalarına rağmen Lala Mehmet Paşa ve askerleri kaleyi teslim etmediler. Bu korkunç kuşatma 28 gün devam etti. Ancak Estergon'dakilerin suları bitmişti. Sıcaktan sarnıcın çevresine mermerleri yalayan ve bir damla su diye can veren askerler vardı. Aynı dakikalarda kaleyi kuşatan düşman askerleri şaraplarını içiyor ve eğleniyorlardı. Kale teslim edilmek zorunda kaldı. Lala Mehmet Paşa ve askerleri kaleden ayrılırken gözyaşlarını tutamadılar. Ve bu kalenin tekrar fethedilmesi için dua ettiler. 10 yıl sonra Lala Mehmet Paşa bu defa sadrazam olarak Estergon'un önüne geldi. Amansız bir kuşatma başlattı. Ve nihayet Estergon Osmanlı evlatlarına tekrar kavuştu. Baba, Estergon bir şarap değil, buruk bir kahramanlık hikayesidir. Allah bu ilçenin gençlerini sahipsiz bırakmayacaktır baba. Ve bunun için karşındaki adamı şarap içmek zorunda da bırakmayacaktır. Hele de o şarabın ismi... Estergon'sa. Davanda samimi olduğum şimdi anlaşıldı. Kusura bakmayın. Sizi beklettim. Ne oldu? Size bu işin imkansız olduğunu söylemiştim. Hayırlısı olsun.
Belki daha zamanı gelmemiştir. Yok Davut abi, olacağı yok. Yok yani. Buyurun bize gidelim. Zahmet vermeyelim. Ne zahmeti? Buyurun. Babacığım. İstemiyorum. Baba, senin abimle görüşmüş olman bile vakit kaybı. Abim uçmuş. Gerçeklerden kopmuş halde. Gençlermiş. Sana mı kaldı gençlerin hayatı? Baba, onun amacı senden para kopartmak. Başka bir sebep göremiyorum ben. Baba, sen yufka yürekli birisin. Sakın yumuşama abime karşı. Geçmişiyle bugünkü gençliğin resminin halidir. Bunları Celal Bey'e anlat Melek Hanım. İlginç bir hikaye. Bu hikaye değil Celal Bey. Bu dün gece gördüğüm bir rüya. O çocuk sizdiniz. Her şey böyle başladı değil mi? O şarap şişelerini toplayarak. Benim hayatımdaki tek şişeler bunlar Melek Hanım. Plevne, Estergon ve Kanije. Peki Celal Bey, müsaadenizle. Ulak olan dedenizin nazarı hep üzerinizdeymiş. 500 sene önce yaşamış olsa bile. Çünkü o bir şehitti. Ve şehitlere ölü denilmez. Ne oldu? Aynı Davut amca. Bir netice yok. Ne oldu? O çocuklara ulaşmam lazım bir şekilde. Hangi çocuklara? Şu Adem Paşa Bey'in oğlunun arkadaşlarına. Onlar da vardı rüyamda. Nasıl bir rüya? Thank you.
O kız bunu nereden bilebilir? Nereye Hüma? Jale'nin doğum günü bugün, onu kutlayacağız. Değil mi? Ya. Sen de gelsene. Siz sarhoşsunuz. Ne diyor bu ya? Hadi atlayın. Uçuyoruz öyle mi? Ben dersiniz bugün. İnanmıyorum sana Yılmaz ya. Saçmalama Yılmaz. Bu halde araba süremezsin. Sana mı soracağım lan? Çekil. Hüma yapma bunu. Binme o arabaya. Hadi. Sana ne be? Hayır gidemezsiniz. Yapmayın, başınıza bir şeyler gelecek. Estergo. Hüma ne olur in o arabadan. Bana da kalişe. Binme ne olur. Bana ne kaldı ya? Sana da plevne. Bana da plevne. Gidemezsiniz. Binme arabadan. Ne diyor bu ya? Gerizekalı inek, sür üstüne, sür sür. Yapmayın, yapmayın. Gitmeyin. Gidemezsiniz, hayır. Yapma Hüma, yapma Hüma. Yapmayın. Durun. Baba, nereye? Biraz dolaşacağım. Burada yoklar. Çıkmışlar. Allah Allah. Ne oldu Davut amca? Yok, sen oraya bak. Yılmaz! Yılmaz, iyi misin kardeşim? Yılmaz! Hüma! Hüma, iyi misin? Hüma, kızım, iyi misin? Hüma, gel kızım.
Burası neresi? Burası saklandığım yer. Ama burası... Gençler nasıl? Hümam nasıl? Sana bir şey sordum Adem Paşa. Komadalar baba. Hepinizin isimlerini tarihimizden koydum. Nilüfer'in, senin. Hüma, Fatih Sultan Mehmet'in annesinin ismidir. Ah Hüma benim. Arabalarında benim şaraplarımı bulmuşlar öyle mi? Hepsi benim yüzümden. Haklıydın evlat, haklıydın. Gençliğe sahip çıkmamız için onları kaybetmemize gerek yok. Öyle deme baba. Onları kaybetmeyeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Şahit olun. Torunum Hüma ve diğer gençler iyileşirse... ...bir tane değil... ...üç tane yapacağım o istediğimden. Celal Bey. Topraklarınızda bir misafiriniz var. Sevgili seyirciler, bugün Sırçahisar'a yakın bir çiftliğin içinde tarihi bir mezar bulundu. Bu mezarı ilginç kılan şey ise mezardan çıkarılan cesedin neredeyse hiç çürümemiş olması. Yetkililer mezardaki cesedin yaklaşık 500 yıl önce ölmüş bir Osmanlı askerine ait olduğunu düşünüyor. İlk bulgularda cesedin nasıl olup da çürümediği açıklanamazken bazı ilahiyatçılarsa şehitlerin cesetlerinin bozulmayacağına dair rivayetleri hatırlattı. Bu da ceset acaba bir şehide mi ait sorusunu... La halle ve la kuvveti illa billah. Dedeciğim. Canım, canım. Ah, ah güzelim benim. İyisin değil mi? İyiyim. Ah canım. Ya asıl kütüphaneyi çok merak ediyorum. Artık çalışabileceğimiz çok güzel bir yer var. Çok güzel olmuş. Şuna bak. Babacığım. Estergom. Harika olmuş. Şuna bak, vay be. Ya inanamıyorum, iyi ki de gençlik merkezi olmuş burası ya. Çok güzel, çok güzel be abi. Harika olmuş değil mi? Ne yaptı evet, almışız muhteşem yani. Olmuş. Biz ne yapmışız maşallah. Ya, nelere inanmışız. Baba, Estergon ismi işte buraya yakıştı.
Adem Paşa'm. Artık zararlı içecek işlerini bırakıyor. Biliyorsun. Devrediyorum hepsini. Ciddi misin baba? Evet. O güzelim isimler de artık gençlik merkezleri olarak yaşayacak. Artık o Estergon, Canije, Plevna adında şarap üretilmeyecek. Allah razı olsun senden baba. Bunu gençlik namına söylüyorum. İsraf edilmiş bir hayatım var evladım. Elimden tut ki ecdadımızın yüzüne bakabilecek halimiz olsun. Babacığım. Evet efendim. Yerinizi istediğiniz gibi Galata'da ayırdım. Heyecanla sizi bekliyoruz efendim. Zihnine giremediğin birinin içine ağzından gelebilirsin. Onu unut. Öyle mi efendim? Mide ve ruh arasında gizemli bir bağ vardır. İnsanın yedikleri şekillendirir. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi önce? Meleğe böyle ulaşabilirsin. Evet. Çok iyi anladım efendim. Et, kuş konmaz, biber, soğan, mantar ve... Biraz da İtalyan şarabı. Uf. Ah, evet işte bu. Hançerin özel tozu. İşte servise hazır. Hançer şaraplı, et sote spesiyeli. Ne oldu? Niye canın sıkkın? Buraya sadece sen istedin diye geldin. Böyle yüzünü asma ama lütfen. Namaz kılmam lazım. Kıble ne tarafta acaba? Burada mı kılacaksın? Hmm. Yani Tekin'in köpeği falan var. Uygun mudur acaba burası? Köpeği mi? Evet. Yani genelde terasta duruyormuş ama eve de alıyordur herhalde. Hem daha vakit var. Yemekten sonra kılarsın, olmaz mı? Uf Melike ya, niye geldim ki buraya? Bu adamdan hoşlanmıyorum ben. Sağ ol geldiğin için. Senin gelmen önemli benim için. Nefis İtalyan pirinci, tereyağı, et suyu ve... Oh, muhteşem domuz bulyonu. Muhteşem. Hadi buyurun. Bunda ne var? Özel, sır. Herkese söylenmez. Şarap yok değil mi içinde? Yok canım. Nereden çıkardınız Melek Hanım? Çok farklı bir şey. İçinde çok şey var. Kokusu ondan değişik gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Ben almasam pek iştahım yok da. Tekin, ben biraz daha alayım. Tamam. Ama fazla olmasın.
Hiç fena değil. Tadı biraz değişik gerçi ama. Nefis. İtalyan mutfağına bayılırım. Melek Hanım, risotto da mutlaka almalısınız. Ya aslında çok aç değilim. Olmaz katiyen. Bir şey yemeden mi gideceksiniz? Bu sadece İtalyan usulü bir pirinç pilavı. İçinde ekstra hiçbir şey yok. Tereyağı var. O zaten olsun, yerli. Olsun almayayım. Yok. Hadi hayır, sadece bir tabak. Nasıl? Beğendiniz mi Melek Hanım? Kendi pilavımızı tercih ederim. Yine de teşekkürler. Afiyet olsun. Bu yemekte bir araya gelmemizin bir nedeni var. Melike, aslında ben bildiğini sandığın kişi değilim. Nasıl yani? Ben... aslında bankacı değilim. Melek Hanım biliyor zaten durumu. Melek mi? Nesin peki? Nesin peki ne?